Kemal Asbutcu, 55 yaşında, Mimar Sinan Mahallesi, 14. Sokak, Doğan Apartmanı. Behrin Dinçer, 83 yaşında, Çayyurt Mahallesi, Çekmezar Caddesi, Önder Apartmanı. Mevlüde Kılıç, 77 yaşında, Yiğitler Mahallesi, 10. Sokak, Gülşen Evler Ağ Giriş. Mehmet Arkan, 88 yaşında, Yunus Emre Mahallesi, Şeyh Ebu Bekir 2. Sokak, Sağlık Evler, B Blok A Giriş. Memduha Yurt Aynası, 77 yaşında, Mevlana Caddesi, Aydınlar Sitesi, B Blok, No 6. Kadir Gökkaya, 75 yaşında, Ece Mahallesi, Battal Gazi Caddesi, Karahan Apartmanı. Ali Yeşiltaş, 65 yaşında, TCDD Yolları Lojmanı, Ray Bir Yanı. Latife Özkara, Şarkışta Cemel'den nakil. Ayşe Yılmaz, Tokat Dayılı Hacı Köyü'nden nakil. Mahmut Uygur, Hafik Tavşanlı Köyü'nden nakil. Şerif Aydın, Giresun Şebin Karahisar'dan nakil. Bizler de 4 Eylül TV olarak vefat edenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ekim 2015 pazartesiyi gösteriyor bugün. Yeni bir haftaya girdik. Taze bir hafta. Seçim de bu arada yaklaşıyor. Tam bir hafta kaldı sevgili seyirciler seçimlere. Sivas'ta milletvekili adayları seçimlere, seçim çalışmalarına devam ediyor. Halkla buluşuyor, esnafla buluşuyor, vatandaşlarla buluşuyor. Peki vatandaşların milletvekili adaylarımızdan beklentileri neler? Birazdan ekranlarımıza getireceğiz. Yine terör saldırısı vardı. Diyarbakır'da iki polisimiz şehit. Birazdan ekranlarımıza gelecek. Buna nazaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde terör vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de terör vardı. Erzincan'dan seslendi. Başbakan Ahmet Davutoğlu muhalefeti eleştirdi. Ekranlarımıza gelecek ama onun öncesinde dilerseniz ilk olarak Sivas gündeminden öne çıkan başlıklara birlikte bir göz atalım. Ardından haberlerin ayrıntılarıyla tekrar karşınızda olacağız. Diyarbakır'da terör örgütü DAEŞ yönelik operasyonda 2 özel harekat polisi şehit oldu. Operasyonda 7 terörist ölü, 12'si ise sağ olarak ele geçirildi. Seçime bir hafta kala Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet İstihbarat Birimlerinin raporları doğrultusunda polislerin izinleri kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nca düzenlenen tütün bağımlılığı tedavisi eğitim seminerlerinin 25.si Sivas'ta başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verecek. Ayrıntılar şimdi 4 Eylül TV ana haberde. Terör saldırıları dedik sevgili seyirciler, ülkemizin gündemine oturdu. İki polisimiz şehit oldu dedik. Diyarbakır'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Bugün özel hareket ekiplerinin hücre evine girdiği sırada teröristler tarafından yerleştirilen patlayıcı infilak ettirildi. İki polis şehit oldu. Saatler süren çatışmada 7 terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Silah seslerinin ardı arkası kesilmedi. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi güne çatışmayla uyandı. Şafak vakti ekipler DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon için düğmeye bastı. Teröristler tarafından kiralandığı belirlenen 3 villaya baskın yapıldı. Ancak teröristler polislere tuzak kurmuştu. Eve yerleştirilen patlayıcı polislerin girmesiyle infilak ettirildi. Maalesef rutin aramalarda Koçbaşı ile kapı açılırken hiç beklenmedik bir şekilde karşılaşıldı.
ve kapının açılmasıyla birlikte bu bir tuzakları patlatılarak orada iki arkadaşımız şehit oldu. İki polis şehit oldu. Allah rahmet eylesin. İki polis memuru olay yerinde şehit oldu. 5 polis de yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Ekipler eve girdi. Saatler süren çatışma yaşandı. Silah sesleri zaman zaman şiddetlendi. Polisler çevrede kuş uçurtmadı. Çatışmanın yaşandığı eve çıkan sokaklar kapatıldı. Zırhlı araçlar kritik noktalara konuşlandırıldı. Mermilerin sekme ihtimaline karşı vatandaşlar ve haberciler uzaklaştırıldı. Hücre evinden dumanlar yükseldi. Çatışmada 7 DAEŞ mensubu öldürüldü, 12'si sağ olarak ele geçirildi. Operasyon aslında kapsamlı bir operasyon. Bu operasyonla bu grupla ilgili olarak başka şehirlerdeki bağlantıları ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Tabii şu anda kimlikler tespiti konusunda net kimlik tespitleri yok ama önümüzdeki saatlerde kimlikler net olarak ortaya çıkacaktır. Bu ölenler içerisinde ne kadarı Türk, ne kadarı dışarıdan gelenler bunları tespit etmiş olacağız. Önemli bir operasyondu. Başarılı bir şekilde devam etmesi planlanıyordu. Sonuçları itibariyle denebilir ki önemli bir DAEŞ grubu etkisiz hale getirilmiştir. Ama maalesef iki kardeşimizin şehit olması hepimizi acıya boğdu. Allah rahmet eylesin. Operasyonun ayrıntıları da netleşti. Teröristlerin bir caminin yakınında canlı bomba patlatacağı öğrenildi. Operasyonun ihbar üzerine başladığı ve caminin etrafında keşif yapan teröristin takibe alınması sonucu hücre evinin tespit edildiği ortaya çıktı. Öğle saatlerinde tamamlanan operasyon sonucu güvenlik güçleri çevrede inceleme yaptı. Operasyonun yapıldığı evin duvarları çatışmanın şiddetini anlatmaya yetti. Bazı bölümler yıkılmıştı. Yerlerde mermi kovanları vardı. Operasyon sırasında hücre evlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis yaptığı aramada çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonda şehit olan polis memuru Gökhan Çakıcı ise henüz 22 yaşındaydı. Çorum'daki baba ocağına ateş düştü. Tunceli'de özel harekat polisi olan ve izne gelen ağabeyi de kardeşinin şehit olduğunu öğrenince yıkıldı. Oğlum çocuğa dikkat edin. 25 yaşındaki Sadık Özkan Adanalıydı. Acı haber üzerine evine Türk bayrağı asıldı. Şehit polisler Sadık Özkan ve Gökhan Çakıcı için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Duanın ardından özel harekat polisleri meslektaşlarının cenazelerini tekbir getirerek taşıdı. Sadık Özkan'ın cenazesi Adana'ya, Gökhan Çakıcı'nın naaşı ise Çorum'a gönderildi. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda nüfusu yetmeyen, nüfusu yeterli olmayan belde belediyeleri köy statüsüne dönüştürülmüştü. Sivas'ta ise 21 belde belediyesi köye dönüştürülmüştü. Belediyeler kapatılmıştı. İşte onlardan birkaçını Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili ve Milletvekili adayı Celal Dağgez bugün ziyaret etti. Kangal'daydı. Alacahan ve Havuz köylerine gitti. Vatandaşlarla bir araya geldi. Köylülerin dert ve sıkıntılarını dinledi, dinlemesini ama köylülerin bakın Dağgez'den, milletvekili Dağgez'den beklentileri nelerdi? Bir Kasım genel seçimlerinin 6 gün kala Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili ve Vekil Adayı Celal Dağgez seçim çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Kangal'a bağlı Alacahan ve Havuz köylerini ziyaret eden Dağgez, 1 Kasım seçimlerinde destek ve dua istedi. Hürmet benden. Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili ve Milletvekili Adayı Celal Dağgez'in ilk durağı Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Alacahan ve Havuz köyleri oldu. Alacahan köyüne giden Dağgez, burada vatandaşlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Köy girişinde karşılanan Dağgez, kovma eşliğinde köye giriş yaptı. Burada Alacahanlılara seslenen Dağgez şöyle konuştu. Ya böyle bir devlet olur mu ya? Senin buğdayını halkı 60 kuruşa sattırıyorsa 1800 liraya sana niye tohum aldırıyor ya? Bakınız biz dedik ki mazotu ucuzlatacağız dedik. Gübreyi ucuzlatacağız dedik. Bunlardan ÖTV ve KDV almayacağız dedik. Emekli maaşını artıracağız. Asgari ücreti artıracağız. Emeklilere senede iki kere 1400, 1400, 2800 lira para vereceğim.
Daha sonra Kangal ilçesine bağlı Havuz köyüne geçen Dağges, partililer tarafından karşılandı. Burada konuşan Dağges, kapanan belde belediyelerinin MHP iktidarında tekrar açılacağını dile getirdi. Çiftçinin sorunlarını bildiklerini belirten Dağges, mazotu 1,75 kuruştan alacaksınız. Sivas'ı tarım hayvancılık ve maden şehri yapacağız dedi. Dağges ardından kent merkezindeki programlarını devam etti. 8 seçimler Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili adayları tabii çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Seçimlere yaklaşık bir hafta gibi kısa bir süre kaldı. Seçim çalışmaları hızlandı. Sivas'ta seçim havası da seçim heyecanı da başladı. Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili ve Milletvekili adayı Celal Dağgez'i stüdyolarımızda ağırlayacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum Kuzey Bey. Teşekkür ediyoruz. Televizyonları başında bizleri izleyen saygıdeğer hemşerilerime İyi akşamlar diliyorum. Sizin aracılığınızla selam ve saygılarımı gönderiyorum. Bugün yine iki tane şehitimiz var. Evet. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun diyorum. Efendim tabii seçim yaklaştı. Bir hafta gibi bir süre kaldı. Gerçi hükümetin kurulamamasından bu yana her gün şehit haberleri alıyoruz artık yani. Bugün de iki askerimiz şehit oldu. Seçimde ne olacak? Ülke nereye gidecek? Terör sorunu çözüme kavuşacak mı? Düşünceleriniz neler bu konuda? Şimdi seçimde sonra ne olacak? Seçimden sonra bir kere hükümet kurulmayışının bedelini bu ülkeye ödettiriyorlar. Ne dediler? Bize 400 milletvekili verseydiniz terör olmazdı dediler. Evet. Yani bu sözlerinden sonra yüzlerce, 200'e yakın vatan evladı, asker ve polis şehit oldu. Yine 200'den fazla vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Böyle bir mantık olabilir mi? Çıktı bir bakan şunu söyledi. Cumhurbaşkanı değil de dedi, başkan yapsaydınız bunlar olur muydu dedi. Evet. Ya böyle bir devlet adamlığı, böyle bir adamlık olur mu? Yani o zaman terörün arkasında başka bir şey var. Aynı tıpkı Sayın Başbakan'ın mitingde IŞİD'e nankörler dediği gibi. Nankör kime denir? Birine bir iyilikte bulunursunuz. O sizin iyiliğinizin karşılığında kötülük yapar. Nankör ona denir. Yani evet. Demek ki bunların bir bağları var. Sayılarını da biliyorlar IŞİD'in biliyorsunuz. 21 kişi olduğunu, evet. 21 kişinin ikisinin öldüğünü, 19'unun durduğunu. Ama eylem yapmadıkları için yakalayamadıklarını söylüyorlar. Ankara'daki böyle bir hukuk devleti olamaz. Ankara'daki patlamadan sonra. Efendim? Ve patlamadan sonra, Ankara'daki patlamadan sonra oylarının arttığını söylüyorlar. Böyle bir densizlik, böyle bir sorumsuzluk olur mu ya? Evet. Yarın belki buralarda bir yerde bir bomba patlayacak veya İstanbul'da veya şeyde. İnsanlar artık çarşıda, sokakta, alışveriş merkezlerinde gezemez hale geldiler. Böyle bir devlet olmaz. Niye böyle oldu biliyor musunuz? Terörle aynı yatağa girdiler de ondan. Evet. Terörle başgöz oldular ondan. Terörün başını adam yerine koydular. Ayaklarına milletvekilleri gönderdi. Özel gemiler, kosterler kaldırdılar. Hı hı. Yani herkes yürektendi. Ya Abdullah Öcalan bu ülkede bu muameleyi görüyorsa, 5 yıldızlı otel yapıyorlarsa, yanına televizyon veriyorlarsa, yanına bu milletin evlatlarını şehit etmiş katilleri arkadaş olarak gönderiyorlarsa, herkes Abdullah Öcalan olmaya özenir. Herkes terörist olmaya özenir. Bunun altında yatan şey bu zihniyet. Keza PKK terör örgütünün Kandil'deki liderlerinden Duran Kalkan, Oslo müzakerelerinin belgelerinin olduğunu ifade etmiş. Resmi görüşmeler yaptık. Arkadaşlarımız oraya çay içmeye gitmediler diye de bir açıklamada bulunmuş. Peki şimdi buradan soruyorum Sivas hemşerilerime. Biz Oslo'da bu PKK ile görüşme yapıyorsunuz. Bunu yapmayın dediğimizde ne dediler bize? Ya bunu iddia edenlerle ilgili dönemin başbakanı, şimdi de cumhurbaşkanı ne dedi? Yani bir devlet adamının ağzına yakışmayacak hakaretlerde bulundu. Evet. Bunlar barış istemiyorlar dedi. Bunlar kandan besleniyorlar dedi. Terör olsun ki dedi, partileri oy alsın dedi. Evet. Ya bizim her dediğimiz çıktı. Şimdi bizim dediklerimizi kendisi diyor.
Yani Türk milliyetçisi oldu. Milliyetçiliği kimseye vermiyor. Ayaklar altında çiğnerken şimdi kahvasının üzerine çıkarttı. Biz bunları söyledik. Buradan hemşerilerimize yine tekrar ediyorum. Eğer bunları tekrar Türk milleti iktidara getirirse buzdolabına koydukları bu milletin etini, şehitlerin etini çıkarıp tekrar yiyecektir. Bunun evet. altında yatan bu. Başka bir sebep yok. Başka hiçbir sebep yoktur. Çöp atın dedik, bizim hükümet kurmadılar çöpe. Doğru söylüyor şey, terörist. Evet. Buradaki bunların partisinin başkanı ne dedi? Oslo'da ne söz verdiyseniz açıklayın dedi. Mesela basına yansıyan bir söz var. Söylüyor Hakan Fidan, Oslo'daki PKK'nın temsilcilerine. Ya sizi rahatsız eden vali, kaymakam, emniyet müdürü, jandarma komutanı varsa görevden alak diyor. Yani Turan Kalkan'ın demesine gerek yok. Bunlar dediler zaten. Dediğim gibi terörle aynı yatağa girdiler. Evet. 1 Kasım'da da vatandaşlarımız evet. ona göre düşünsünler. Şaşla yatan kör kakarmış. Bunların hali bu şu anda. Efendim çok teşekkür ederim. 1 Kasım'da tüm Sivas hemşerilerime ve Türk milletine sesleniyorum. Bunları güçlendirmeyin. Bunlar birileri tarafından talimat alıyorlar. Yoksa hiçbir Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin şimdiye kadar gelenlerin hiçbiri bunların yapmış olduğu tahribatı yapmadı. Yol yaptık, tüp geçit yaptık, hızlı tren getiriyoruz. Ya iyi güzel de vatan elden gidiyor, vatan. O günü de o Kandil'deki katillerden biri, gelin dedi burada dedi işte Şemdinli'yi gezin, şurayı gezin, burayı gezin, devletiniz var mı yok mu görün diye meydan okudu, hiç seslerini çıkartmadılar. Evet. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Buradan tüm hemşerilerime iyi akşamlar ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz efendim. Biz de seçimlerde sizlere başarılar diliyoruz. Sağ ol. Sevgili seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi 2. sıra milletvekili adayı Oğuz Özdemir ve 3. sıra milletvekili adayı Ahmet Üstündoğa da bugün seçim çalışmalarına devam etti. Kamu kurum kuruluş ziyaretleri devam etti. Esnaflarla bir araya geldiler. Özellikle sanayi sitesindeydiler bugün. Esnafların sorun ve sıkıntılarını dinlediler. Kardeş biz dedik ki bugün pazartesi, adamlara bir hayırlı olsun, hayırlı işler diyelim dedik. Bol kazançlar, bereketli kazançlar diyelim dedik. Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili adayları Oğuz Özdemir ve Ahmet Üstündağ seçim çalışmaları kapsamında Sivas'ı karış karış gezmeye devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Sivas 2. sıra milletvekili adayı Oğuz Özdemir, seçimlere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandırdı. Organize sanayideki iş yerlerini ziyaret eden Özdemir, AK Parti iktidarında Sivas sanayisinin küçüldüğünü söyledi. Sivas'ta yapılan ihalelerden, yollardan, köprülerden, barajlardan acaba bir tane Sivas'ta müteahhit aldın mı? Yok canım. Ha, kim aldı? Millet arasına uğradığına küfreden müteahhitlere verdiler. Efendim bilmem ne dışarıdan gelen müteahhitlere. Benim müteahhitlere şu anda TOKİ'de çalışan bir tane Sivaslı yiğidi var mı? Veya TOKİ'leri yapan bir tane Sivaslı müteahhit var mı? Yok. İş yerlerini ziyaret ederek işveren ve çalışanlarla bir araya gelen Özdemir, koalisyon kurmayan tarafın AK Parti olduğunu söyledi. Koalisyon hükümeti kalın dedik biz. O da dedi ki azın hükümeti kurun, bana dedi destek verin dedi. Biz ona da anlatıyoruz. Bize koalisyon hükümeti kuralım, sizin şartlarınızı alayım, değerlendirin demedik. Özdemir, bizim şartlarımızı kabul etmeyen AK Parti, koalisyonu MHP kurmadı diyor. CHP ile 32 gün görüşen AK Parti, bizimle sadece 2 saat 10 dakika görüşerek koalisyonu zaten kurmayacağını belli etmiştir dedi. 32 gün CHP ile görüşüp, 2 saat 10 dakika MHP ile görüşüp, bu iş olmaz deyip de tekrar... Zaten olmayacak abi. Olmayacak ama şimdi şöyle 2 saat 10 dakika en azından 30 gün onunla görüşecek, 2 günde bizimle görüşecek. Öyle değil mi yani? AK Parti zaten koalisyon hükümeti kurmayacaktı ki. Bu malzeme, bunlar önemlidir yani. Bu veren için bir can simidi oldu dedi. Haydi oturun meydan. Peki şuna ne demeli? Yani 400 vekili verseydiniz bunlar olmazdı. Özdemir çalışanları tek tek ziyaret ederek seçim sürecinde destek ve dua istedi. Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili adayı Ahmet Üstündağ ise Ata Sanayi Esnafı'nı ziyaret etti. MHP'ye destek ve dua istedi. Dualar bizim olsun inşallah. Desteğimiz bizim de olur mu inşallah? Tamam. Tamam, onları çözeceğiz inşallah. Tamam mı? Yani çalışamayız. Sizin
bizim çalışma şartlarını iyileştireceğiz. Sizlere üstünde esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Milliyetçi Hareket Partisi seçim beyannamesinde esnaflarla ilgili hususlara da değinen üstünde MHP iktidarında faizsiz krediler verilecek, esnafların büyümesi sağlanacak. Küçük esnafın büyümesi için elimizden geleni yapacağız dedi. Tek yana faydası olduğunu zannetmiyorum. Tamam, sana faydası olduğunu yok. Olmadı. Yok. Bir başkasının olmamıştı. Olmadı. Bir kendi yanımıza kavruluyoruz. Efendim seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler de çalışmalarını iyice hızlandırdı. AK Parti Sivas Milletvekili adayları halkın arasında yapmış oldukları çalışmalar kapsamında vatandaşın sorun, sıkıntı ve taleplerini dinleyerek destek ve dua istedi. Biz biliyoruz, inşallah herkes de bilir. Yolumuz açık olsun. Allah'a emanet olun. AK Parti Sivas Milletvekili adayları seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Mevlana Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret eden mevcut milletvekili ve vekil adayı Selim Dursun, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek destek istedi. Bir işletme sahibi genç bir kadın vekil adayı Dursun'a eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı anlatarak başı kapalı üniversiteye gittim ancak başımı açarak eğitimimi tamamlayabildim dedi. İstasyon Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret ederek seçim irtibat bürosuna geçen Dursun vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. AK Parti'nin bir diğer adayı Avukat Hakan Akkaş ise Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Kurum çalışanlarından destek isteyen Akkaş, 1 Kasım erken genel seçimlerinin önemini anlattı. Sağ olun. Yolunuz açık etsin. Sizler iyisiniz. Çok şükür çalışıyorsunuz. Allah'a iyi görsün. Nasılsınız? İyisiniz. Allah'a iyi görsün. Yoğun bir süreç. Koşturuyoruz. Rabbim hayırlar getirsin. İnşallah. Ardından Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Akkaş, burada da çalışanlarla sohbet ederek destek ve dua istedi. Destekleriniz, dualarınız, bizim yaradanlarımız. Ziyaret etmiş olduğu bir iş yerinde ise Akkaş, bugün AK Parti'ye oy vermek, AK Parti'nin ötesinde bu milletin menfaatlerine yönelik bir milli duruştur dedi. Milliyetçiysek işte budur. Bu milli duruştur gayrimilli insanlara karşı. Yani bu anlamda bu seçim gerçekten çok kritik bir seçimdir. Kritik bir seçimdir. Allah muhafaza onların istedikleri olduğu zaman bu anlamda tek başına bir iktidardan ziyade itibarsızlaştırılacak şekilde birçok partinin bir araya gelerek zayıf bir hükümetin kurulması demek. Efendim AK Parti Sivas Milletvekili adayları da çalışmalarına devam ediyor. 5. sıra milletvekili adayı Hakan Akkaş'ı stüdyomuzda konuk edeceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Kuzey Bey. Tabii görüyoruz seçim çalışmaları devam ediyor. Esnaf çok, esnaf, köy köy, vatandaş vatandaş, ilçe ilçe geziyorsunuz maşallah. Çok, çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Ben tabii buradan hemşerilerime önce iyi akşamlar diliyorum. Bugün yine iki şehidimiz var. Allah'tan onlara rahmet diliyorum. Evet. Eğer bu seçim süreci bir 5 metrelik koşuysa artık son 400 metreye girdik. Tabii çalışmalarımızda bu anlamda bir pik yapmış durumda. Tabii bir taraftan teşkilatlarımız, adaylarımız bir yoğunluk yaşarken 7 Haziran'dan daha iyi bir durumda, daha iyi bir farklı olarak halkımızda kullandığımız dil arası hiçbir sorun yoktur. Siyaseten fiziken yorulmakla beraber zihinsel bir yorgunluğu beraberinde getirmiyor. Şu an halkımızla dediğimiz gibi o iletişimimiz artık karşılıklı anlaşmamız, paylaşımımız çok güzel bir noktada. Tabii milletimizin sağduyusu dediğimiz bir olay var. Bugün 7 Haziran'dan sonrası için evet ya AK Parti tek başına iktidardan uzaklaştırıldı. Tek başına iktidar olmadı. Dolayısıyla Türkiye'de çok güzellikler yaşanıyor. Çok iyi gelişmeler var diyecek herhangi bir kişi biz duymadık. AK Parti'nin dışında farklı siyasi partilere oy veren veya bir sebeple AK Parti'ye oy vermeyen insanlar var. Ama kalkıp evet AK Parti'nin tek başına iktidar uzaklaştırılmasından kaynaklı olarak siyaset iyi olmuştur, ekonomi iyi olmuştur veya diğer alanlar iyi olmuştur herhangi bir ifadeyi duymamışsınızdır. Burada da ifade edildiğini zannetmiyorum. Efendim hükümet kurma süreci uzadığı için bunlar yaşanıyor belki de. Yaşanıyor ama şu an ortadaki seçim hükümetidir. Evet. Seçim hükümetidir. Geçmiş dönemde de aynı şekilde AK Parti'nin dışında herhangi bir diğer siyasi partilerden biri, evet koalisyon dönemlerinde bu ülke çok daha hizmet almıştır. Bu ülkede istikrar daha iyi olmuştur. Gerek Türkiye, özellikle Sivas'ımız koalisyon dönemlerinde daha iyi hizmet aldı ifadesi kullanılmamıştır. Ben evet. Herhangi bir kimsenin de kullanacağını düşünmüyorum.
rahmetli Özal tek başına iktidarla beraber Türkiye aynı şekliyle diğer 81 ilimizde bundan nasibini almıştır. Daha sonraki koalisyonların ortaya koyduğu tahribatlar, bak alınan hizmetler demiyorum. Veya bu anlamda Türkiye'nin ekonomik anlamda, siyasal anlamda mesafelerini kastetmiyorum. Ülkeye ve dolayısıyla şehirlere yapılan tahribatlar ancak yine tek başına iktidarlarla beraber düzeltilmiştir. Ondan sonra bir sıçrama yapılmıştır. Bununla alakalı ekonomik, siyasal anlamda, diğer sosyal anlamlarda hayır ya, tek başına iktidarı veya bu anlamda istikrar dediğiniz şeyi fazla abartıyorsunuz. Şu dönemde koalisyon olmakla beraber şu mesafeler alındı ifadesi duyulmamıştır. İddia ediyorum, duyulmayacaktır da. Halkımız da bunun farkındadır. İstikrar dediğimiz şey çok farklı bir şeydir. Bugün o sıkıntıları yaşayan farklı partiler ben bireysel olarak yaşamıyorum diyemez. İşte AK Parti'nin dışındaki herhangi bir partili, Milliyetçi Hareket Partili arkadaş veya CHP bir esnaf arkadaş, ya ben bu durumdan etkilenmedim, İstikrar istemiyorum diyemez. Çünkü bireysel olarak insanlarımızın şu an yaşadığı, hissettiği bir olgudur, bir vakadır. İstikrar bu anlamda önemlidir. Olay sadece bir politik farklılıkla, bir politik tercihle sınırlamak şu an için çok eksik bir tespit olur. Evet. Yani oyumu ben istikrara, güce, ki bu sadece iç politikayla, iç dengelerle alakalı değil, dışarıda da, esas yangın Suriye'de, esas yangın dışımızda. Hal böyleyken ben sadece bir politik düşünce farkımla sınırlıyorum demek bana göre yeterli, bu seçimi anlatmak için yeterli değildir. Ben hemşerilerimiz olsun, Türkiye genelinde milletimiz olsun, olayı sadece sığ bir kabukta düşünüp değil, Türkiye'ye güçlü bir iktidar yapısını çıkaracağını düşünüyorum. Ha, bunu istemiyorum demenin karşılığı da evet şudur, modern ortaya koymak lazım. Ben şu bardağı buradan kaldıracaksam buraya bir bardak koymam lazım. Çözüm olarak bunu ortaya koymadan sadece istemiyorum mantığının bu millete, bu devlete getireceği bir fayda yoktur Kuzey Bey. Eğer bir şeyi yok diyorsanız onun karşılığını da koyacaksınız. Karşılığını koymadan sadece istemiyorum mantığı sığ bir mantıktır. Milletimizin menfaatine olan bir mantık değildir. Onun için ben sağduyunun yeniden güçlü bir şekliyle AK Parti'mizi iktidara getireceğine olan inancım seçimlere kısa bir süre kala tamdır. Efendim, seçimlerde başarılar diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben son olarak izleyenlerimize neler söyleyeceksiniz? Aynı şekilde yine seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz için, milletimiz için. Şu an seçim süreci, Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ımızda da çok güzel bir şekliyle geçiyor. Yarınlarda insanların yüz yüze bakabileceği standartta geçiyor. İnşallah bu güzelliklerle sandığa gideriz. Kutan, teşekkür ediyoruz tekrar. Seçimlerde başarılar. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, Büyük Birlik Partisi milletvekili adayları da seçim çalışmalarına devam etti. Büyük Birlik Partisi 1. sıra milletvekili adayı Doğan Ürgüp, Zara ve İmranlı ilçesindeydi. Vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşın dertlerini ve sıkıntılarını dinledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Adayı Doğan Ürgüp, 1 Kasım seçim çalışmaları kapsamında Zara ve İmranlı ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ürgüp beraberinde ilçe teşkilatı ve partilerle birlikte Zara'da geçtiğimiz günlerde annesine ebediyete uğurlayan Zara Belediye Başkanı Seyit Ahmet Pala'ya taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra Ürgüp, Zara'da esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek destek ve dua istedi. Efendim, köyümüzü yapıyoruz. Yani duanızı, desteğinizi talep ediyoruz. Vallahi canımız olduğuna sağlık. Burada şey düşünmemek lazım. Yani işte oy vermezseniz partiler oy alamıyor. Oy vermezseniz baraj aşamıyor. Bir de bireysel başvuru hakkımız var zaten. Bunu geçen seçim çok anlattık. Oy alsak parlamentoya gideriz. Sivas'ta da elhamdülillah hizmet konusunda aşkımızda bir eksilme yok. 2 senedir çalışmalı mücadele yapıyoruz arada. Vallahi yemin ediyorum. Böyle bir çalışma yani Sivas nasıl kıymetli bilmedi.
Pişman oldu da pişman ama işten geçti. Yetki verince geleni yaparsın. Ürgüp Zara ziyaretinden sonra İmranlı ilçesine geçerek burada esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyarette Ürgüp'e esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ürgüp'e ziyaretinde Büyük Birlik Partisi İmranlı ilçe başkanı Atilla Çiçek ve partiler eşlik etti. Efendim seçimlere bir hafta kaldı dedik. Sivas'ta seçim heyecanı giderek artıyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Büyük Birlik Partisi 1. Sıra Milletvekili adayı Doğan Ürgüp'ü konuk edeceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bütün seyircilerimizi saygıyla selamlıyorum. Efendim tabii seçim çalışmaları devam ediyor. Zara, İmranlı ilçelerindeydiniz. Evet. İlçelerin durumları nasıldır, tepkiler nasıldır? Seçim heyecanı var mı? Seçim atmosferine girdi mi ilçeler? Ya seçim atmosferi yok. Bugün mesela her iki ilçede bir başka partimizin daha seçim programları olacaktı. Genel başkanları teşrif edeceklermiş. İşte İmran'da bir yoğunluğa rastladık bu manada. Zara daha sakindi. Yani vatandaşın seçime ilgisi azaldı, siyaset ilgisi azaldı. Bunu demokrasi açısından çok doğru bulmuyorum ama bunun müsebbibi siyasetçilerdir. Evet. Yani siyasetçiler vatandaşı çok bunalttılar. Şimdi 2014'ün 30 Mart'ında mahalli seçimi yaşadık. Bu normal bir seçim. 5. yılında yapılan bir seçim. Cumhurbaşkanlığı seçimi de normal zamanı gelmiş, yapılması gereken bir seçim. Diyelim ki 7 Haziran'da normal bir seçim, yani ön seçim falan değil. 4. senesi doldu parlamentonun, illa yenilenmesi lazım ama bu seçim fuzuli yapılmış bir seçim. Yani aynı netice çıkarsa, ki öyle gibi de görünüyor. Buna karşı bu partilerin veya seçimi her kimler istemişlerse verecekleri cevabı bekliyoruz. Yani nasıl bir tavır koyacaklar, koalisyonu kuracaklar mı, kurmayacaklar mı? Hı hı. Ha, tek başına iktidar çıkar çıkmaz bu benim meselem değil. Biz Büyük Birlik Partililer olarak kim gelmiş, kim gitmiş bundan ziyade kendi oylarımızla almaya gayret gösteriyoruz. İşte bireysel başvuru hakkını kullanabilecek, işte Sivas'tan, Ankara'dan, birkaç bölgeden daha oy oranı yakalamaya gayret gösteriyor. Biz kendi derdimizdeyiz. Evet. Yani bizim kimseyle uğraşacak bir halimiz ve vaktimiz yok. Ülkenin meseleleri çok yoğun. Bakın Diyarbakır'da IŞİD bir hücrevi kuruyor anladığımız kadarıyla. İşte haberlerden izlediğimizi söylüyorum. Evet. Caminin etrafında bir tanesi keşif yaparken, canlı bomba patlatırken tarif ediliyor, öğreniliyor. Ve tedbirsiz bir şekilde bana göre evin etrafı kuşatılıyor. Adamlar, patlayıcılar yerleştirmişler. Yine istihbarat zaafı var eğer durum böyleyse. Önden şöyle görmemek lazım. Gözüküyor. Yani devletin mücadeleyi çok sıkı yapması lazım. İşte terör örgütleri her kim ise bu adı IŞİD olur, adı PKK olur, adı PYD olur, başka bir örgüt olur fark etmez. Kanunsuz olan herkesle kanun adamlarının, devlet adamlarının mücadele etmesi gerekiyor. Bunlarla görüşmemesi gerekiyor. İşte çözüm sürecinin bir fayda sağlamadığı net şekilde görüldü. Halen çözüm sürecinden iktidar partisi bir dönüş ortaya da koymuyor. Bu manada tabii tekrar kaldırıldı dolaba, tekrar çıkabilir diyorsunuz. İşte dolaba kaldırıldı, rafa kaldırıldı diyorlar. Halbuki çözüm sürecinin çöpe atılıp bir de dönülüp denilmeli ki ey aziz Türk milleti, bu konuda biz iyi niyetliydik ama yanılmışız. Bunu telafi etmenin yolu, geçmişe yapmadığımız 3 yıllık mücadeleyi de daha şiddetlisini yapacağız. Hı hı. PKK terör örgütünü yok edeceğiz. Kürtler bizim kardeşimizdir. Kürtlerle Türk milletinin, Türk devletinin, onlar da milletimizin bir parçası, Türk milleti ifadesini kullanmayalım. Bir sorunu yoktur. Türk devletiyle, devletle bir sorunu yoktur. Dolayısıyla biz Türkmeni, Kürt'ü, Alevi'si, Sunni'si aynı coğrafyada yaşayacağız. Kardeşliğimizi evet. pekiştireceğiz. Demesi gerekiyor iktidarın. Yani şunun şurasında bir şey kalmadı 1 Kasım'a. Evet. 1 Kasım akşamı zaten bu saatlerde durum iyi kötü ortaya çıkmış olacak. Ondan sonraki değerlendirmeleri ondan sonra yapacağız. Efendim tabii bir miting gerçekleştirdiniz Sivas'ta evet. geçtiğimiz gün. Nasıl geçti miting? Beklenen yoğunluk sağlandı mı? Ya şöyle söyleyelim. Mitingde tabii bizim asgari olanlarda beklediğimiz yoğunluğu sağladığımız kanaatini taşıyoruz. Bir memnuniyetimiz var. Daha evet. iyi mitingler yaptık Sivas'ta biz. Muhakkak. Şimdi işte siyasete ilgisizlik var.
Biraz da tabii Ankara'daki bu bombalı eylem, 100 kişinin, 102 kişinin canını kaybetmesiyle ilgili eylem, insanlar ürkekliğe de itiyor. Evet. Ya bu şartlara rağmen Sivas'ta miting yapmak yapılmıyor tabii. Tabii bir vatandaş. Cesaret işidir. Bu cesareti Büyük Birlik Partisi genel başkanıyla, ilçe yönetimleriyle gösterdi. Ve burada bir risk alarak bir miting yaptık. Evet. Miting bizim açımızdan olumlu geçti. Katılım iyiydi, heyecan iyiydi. Konuşmalar da iyi geçtiği kanaatindeyiz. Bu manada diğer partiler, mesela Sivas'ta zannediyorum, bu saatten sonra olmaz. Yetişmez. Miting yapmadı hiçbir parti. Cesaret edemediler bana göre. Evet. Yani kalabalığı toplayamayız da mahcup olur muyuz endişesi var. Vatandaşta da bir aynı endişeyi var. Biz de taşıdık ama şükürler olsun. Evet. Bizim partilerimiz bizi mahcup etmediler. Gereken ilgiyi, katılımı sağladılar. Mitingimiz güzel geçti. Ve sahada da olumlu yansımalarını alıyoruz. İlçelerden kısmen arkadaşlarımız geldiler. Hiçbir taşıma falan yapmadık. Herkes kendi imkanlarıyla dolmuşlarını, otobüslerini tutturan arkadaşlarımız geldiler. Katılımın ağırlığı şehir merkezine oldu zaten. Efendim tabii seçime bir hafta gibi bir süre kaldı. Çok yakın evet. Seçim artık. İzleyenlerimiz son olarak neler söyleyeceksiniz seçimle ilgili? Ya son olarak şunu söyleyeceğiz. Ya inandığınız gibi yaşayacaksınız ya yaşadığınız gibi inanacaksınız. Evet. Yani ikinciyi tercih etmiyoruz. İnandığımız gibi yaşamamız doğrudur. Doğru. İnandığımız gibi yaşayacaksak, nasıl inanıyorsak öyle oy kullanalım. Kuvvetli parti, zayıf parti. İşte barajı aşacak parti, aşmayacak parti ayrımına gerek yok. Hı hı. Bir partinin politikaları milletimizi tatmin ediyorsa, işte bir partinin adayları, mesela Sivas'a yönelik konuşursak, milletimizi tatmin ediyorsa, hemşehrilerimizi tatmin ediyorsa oylarını versinler. Şunun için. Yani hep aynı misali veriyoruz. Bu seçim çok iyi de değerlendirdik. Bu safını belirle sloganını. Yani tarafların saflarını belirlemesi lazım. Nasıl bir saf bu? İşte Hazreti İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca misali. Tarafını belirliyor. Karıncanın taşıdığı su ateş söndürür mü? Söndürmez. Ama karınca doğru tarafta yer aldı. Evet. Bu manada bizi desteklemelerini bekliyoruz. İnanıyorlarsa tabii ki, yani seviyorlarsa adaylarımızı, partimizi, genel başkanımızı, rahmetli genel başkanımızı, bize oylarını versinler. Aksi takdirde vermeyecekler tabii ki. Ama hem iyi, ben bugün rastladım İmran'da. Yani iki aile vatandaşımıza rastladım. Zara'da üç aile vatandaşımıza rastladım. Onlara çekip vermiyoruz biz genelde. Diyor ki biz seni çok seviyoruz. Şöyle severiz, böyle severiz. Tamam oy verin, destekleyin. Ya işte oylar zayıf olmasın, oylar birleştirelim falan filan. Yani bir kısmı bir başka partiye, bir kısmı bir başka partiye yontuyor kendi açılarından. Evet. Bu tür durumlarda var. Yani bunlar doğru şeyler değil. Oy bir vebaldir, bir mesuliyettir, bir sevaptır veya. Yani nasıl kullandığınıza bağlı. Oy verdiğiniz kişinin veya partinin her şeyine ortak oluyorsunuz. Bütün fiiliyatına. 5 yıl boyu yapacağı bütün fiiliyatına. Bu manada ben sevgili hemşehrilerimden, değerli hemşehrilerimden oylarını Büyük Birlik Partisi'ne, Büyük Birlik Partisi'nin adaylarına vermelerini istirham ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Efendim teşekkür ediyoruz. Seçimlerde başarılar diliyoruz. 1 Kasım seçimlerine 550 milletvekili adayıyla katılan Demokrat Parti'nin Sivas İl ve İlçe Teşkilatı yöneticileriyle Sivas milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında Sivas Valisi Halim Barut'u makamında ziyaret etti. 1 Kasım seçimlerine 550 milletvekili adayıyla katılan 16 parti arasında yer alan Demokrat Parti'nin Sivas İl ve İlçe Teşkilatı ile Sivas milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında Sivas Valisi Halim Barut'u ziyaret etti. Ama 10 günden önceki şeylerde mecburdum. Vali Barut'u makamında ziyaret eden Demokrat Parti Sivas İl Başkanı Alper Güleylen, Demokrat Parti Merkez İlçe Başkanı Osman Güldü, Demokrat Parti Sivas Milletvekili Adayı Gülser Vacit ve Recep Ardal'la, Demokrat Parti Milletvekili Adaylarından Mehmet Acıngül, Vali Halim Barut'u da bir süre görüşerek sohbet etti. 7 Haziran'da şimdi fazla gelen olmadı. Şimdi Başbakan geliyor ve son 10 gün değil. Ben karşılamak zorundayım. Demokrat Parti Sivas İl Başkanı Alper Güleylen, burada yaptığı konuşmada bazı illerdeki kaymakam ve valilerin iktidar partisinin il başkanıymış gibi çalıştığına dair duyumlar aldıklarını belirterek Sivas Valisi Halim Barut'a bu konuyla ilgili duruşundan dolayı teşekkür etti. Seçimlerinde bu seçimlerde size bu konudaki hassasiyetinizi özellikle teşekkür ediyorum. Yani
biz zaten bu konuyla ilgili bir telefonumuz yok. Herhangi bir şüphemiz de yok. Sizin kamusal görevinizi çok güzel bir şekilde icra ettiğinizde ama her zaman da sizin görüşlerinizi değerlendirmek istedim. Sivas Valisi Salim Barut ise kanun gereği hükümetin temsilcisi olduğunu ifade ederek hiçbir hükümet kararının kendisine parti kararı olarak gelemeyeceğini söyledi. Ama hiçbir hükümet kararı bana parti kararı olarak gelmez. Gelemez. İşte bunu ayırt edebildiğim oranda ayırt etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla şimdi iktidara gelmiş hükümet ve beni bir bakanlar kurulu kararıyla buraya göndermiş, ben onu göz ardı etmem mümkün değil. Tabii ki onların emirlerini yerine getireceğim. Ama o emirlerin içerisinde eğer hükümet emri vasfında olmayan varsa ben imkanlar ölçüsünde mümkün olma nispetinde onları uygulamıyorum. Efendim tabii 1 Kasım seçimlerine gidiyoruz. Bu arada emniyet alarmında, istihbarat alarmında, jandarma alarmında vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Canlı bomba ihtimaline karşı emniyetteki izinler iptal edildi. İstihbarattaki izinler de iptal. Vatandaşlar canlı bomba konusunda duyarlı olması gerekiyor. Mitinglerde ise güvenlik önlemleri giderek artırılıyor. Seçimlere bir hafta kala polis alarma geçti. Milli İstihbarat Teşkilatı, mitinglerde olabilecek sansasyonel eylemlere karşı emniyeti uyardı. Uyarıda canlı bomba eylemi yapabilecek 4 kişinin Suriye'den Türkiye'ye girdiğini hatırlattı. Mitinglerde alınan önlemlerin artırılması istendi. Uyarının ardından emniyette tüm izinler kaldırıldı. Mitingler ile siyasi toplantılarda alınan önlemler artırıldı. Valiliklere gönderilen yazıda siyasilerin daha sıkı korunması istendi. Hafta sonu Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği miting öncesi alınan güvenlik önlemleri gözden kaçmadı. Polis 3 ayrı noktada arama yaptı. Sevgili seyirciler, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nca düzenlenen tütün bağımlılığı tedavisi eğitim seminerlerinin 25.si bugün Sivas'ta başladı. Bu illetle giderek Türkiye'de mücadeleyi hızlandırıyoruz. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nca düzenlenen tütün bağımlılığı tedavisi eğitim seminerlerinin 25.si Sivas'ta başladı. Sizlerin de gayretiyle bugün burada, bugün ve yarın elde edeceğiniz Bilecik, Konya, Edirne, Kırıkkale, Muş, Çorum ve Sivas'ta görev yapan doktorların katıldığı eğitim seminerinin açılış programına Sivas Valisi Halim Barut, Vali Yardımcıları Ömer Kalaylı ve Sezgin Üçüncü ile İl Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam katıldı. Sayın Valim, Sayın Vali Yardımcıları. Seminer öncesi bir açıklama yapan İl Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam, sigaranın her yıl milyonlarca insanın ölümüne neden olduğunu ve hem kişiler için hem de devlet açısından ciddi ekonomik zararları olduğunu belirterek şunları kaydetti. Sigarayla mücadele her anlamda, hem maddi hem manevi anlamda çok önemli. Dünyada her yıl giderek artan bir sigara ya da daha geniş tanımıyla tütün ve tütün mamullerinin kullanımı giderek artmakta, yaygınlaşmakta. İşte bu nedenle özellikle son yıllarda Türkiye'de tütün kullanımıyla ilgili çok ciddi bir mücadele başlatılmış durumda ve çok ciddi, çok güzel sonuçlar elde etmeye başladık. Sivas Valisi Halim Barut ise yaptığı konuşmada tütün bitkisine yapılan ilaçlamada kullanılan bir madde hakkında bilgiler vererek tütün ve bu maddenin zararına dikkat çekti. Tütün de mavi küf diye bir hastalığı var. Bu hastalık için folidol denen bir zehir atıyorlar, ilaç atıyorlar tütünün yaprağına. Bu folidol öyle bir zehir ki bir damlası çıplak avucumuza düşse insanı öldürüyor. Yani folidoldan işte o bir damla içip intihar edenler, ölenler falan var. Bu tütünün yaprağında. Ne kadar yıkanırsa yıkansın bir bölümü tütünde kalıyor. Ve bu kişi, yani içenler de bu folidolu az da olsa, yıkanmış da olsa içiyorlar. Afiyet olsun diyemeyiz değil mi? Yani sizin mesainiz de bundan vazgeçirmekle ilgili olacağına göre kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. İnşallah başarılı olursunuz.
Türkiye'de dumansız hava sahası olur. Konuşmaların ardından 7 ilde görev yapan sağlık çalışanlarına Ankara'dan gelen uzmanlar tarafından tütün bağımlılığı ve tedavisi hakkında eğitim verildi. Psişik şeylerin pekiştirilmesinde rol alan yer ise dopamin ve nükleus. Efendim, Sivas Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muharrem ayı münasebetiyle okul yurdu yemekhanesinde aşure programı düzenledi. Düzenlenen programa Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı ve Milli Eğitim Şube Müdürleri de katıldı. Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Yönetimi, aşurayı nedeniyle program düzenledi. Okul yönetimi ve öğrenciler tarafından düzenlenen aşure programına Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdüresi Aysel Şenlen, okul öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. Program Kerbela'yı anlatan sinemizyon gösterimiyle başladı. Daha sonra okul öğrencisi Muharrem ayı ile ilgili şiir sunumunda bulundu. Düştüğü yeri gülistan etmiş, Muharrem'in onu aşure gibi. Adem'in tevbesi hep kabul oldu. Eyüp'ün dertleri derman buldu. Muharrem ayı ile ilgili program okul öğrencisinin Muharrem ayı ile ilgili bilgi vermesiyle devam etti. Allah'ın ayı günü ve yılı olmaz. Ancak Allah'ın rahmeti vermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz tarafından bu şekilde ifade edilmiştir. Aşure günü ise Muharrem'in 10. günüdür. Aşure günün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugün de Cenab-ı Hak 10 peygamberine 10 çeşit ikramda bulunmuş ve kutsiyetini arttırmıştır. Programın son bölümünde Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Din Kültürü Öğretmeninin Aşure Günü konuşması ve duası ile devam edip program okul yönetim ve öğrenciler tarafından hazırlanan aşurelerin protokol üyelerine dağıtılmasıyla son buldu. İslam dini içerisinde de bazı özel gün, gece ve aylar vardır ki Peygamber Efendimiz Allah-u Teala bu günlerde bilhassa ibadet etmeyi, dua etmeyi, hayır ve sanatta bulunmayı tavsiye etmişlerdir. İşte bulunduğumuz ay öyle bir aydır, Muharrem ayı. Muharrem ayı Peygamber Efendimizin Ebu Bekir Hazreti ile beraber hicret ettikleri, Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri gündür. Diğer bir program ise Şehit Üsteğmen Cemalettin Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlendi. Düzenlenen programda okul öğrencileri yaptıkları aşureleri okul öğrencilerine ikram ettiler. Sonrasında okul müdürü Nurullah Baş, düzenlenen aşure programı ile ilgili açıklamada bulundu. İçinde bulunduğumuz Muharrem ayının önemli günlerinden bir tanesi olarak, Muharrem ayıyla da özdeşmiş olarak aşure programımızı bugün öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle hep birlikte kutladık ve aşuremizi yedik. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine muhtarlarla bir araya geldi. Yine gündeminde terör vardı. 1 Kasım'dan sonra terörle mücadelemiz devam edecektir dedi. Gündemindeki terörle ilgili sorulara ise ne cevap verdi? Onu da haberimizden istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 ilden gelen muhtarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Gündeminde terörle mücadele vardı. Kardeşlerim, kimse bizden rehavet beklemesin. Kimse bizden buna ara vereceğimizi beklemesin. Kesinlikle. Hedef sadece 1 Kasım'da değil ha, onu biliniz. 1 Kasım'a kadar da 1 Kasım'dan sonra da. Aynen bu operasyonlarımız devam edecektir. Ve tüm terör örgütlerine karşı devam edecektir. Cumhurbaşkanı bölge halkına da çağrıda bulundu. Terörle mücadeleye destek verin dedi. Ama ben şimdi diyorum ki bölgedeki benim Kürt kardeşlerim de bu terör örgütüne karşı tavrını koymalıdır. Öleceksek bir kere ölelim ama adam gibi ölelim. Bunu yapmalıyız. Erdoğan HDP'yi eleştirdi. Bu ülkede ikinci bayraklı dolaşanlar var dedi. Bir taraftan barış diyeceksin, öbür taraftan sırtını dayadığın PKK terör örgütüyle her tarafta terör estireceksin. Ben sesleniyorum. Tüm bölge halkına da, tüm milletime de sesleniyorum. Sırtını
bu terör örgütüne dayayanlara karşı kardeşlerim 1 Kasım'da gereken dersi vermeyeceksiniz de ne zaman vereceksiniz? Bizim tek bayrağımız var. İkinci bir bayrağımız var mı? Ama ikinci bayrakla dolaşanlar ne yazık ki bu ülkede oy alabiliyorlar. Onlara gereken cevabı 1 Kasım'da vermek gerekmiyor mu? Muhalefetin eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan, mankurtlar benzetmesini tekrarladı. İstiyorlar ki şimdi de Tayyip Erdoğan karışmasın. Meydanı bize bıraksın, aynı şekilde devam edelim. Tayyip Erdoğan kendi işini yapıyor ya. Siz de kendi işinizi yapın. Muhalefet partileri de bunu istiyor. PKK da bunu istiyor. Paralel yapı da bunu istiyor. Bildiri yayınlayıp ülkelerini batıya şikayet eden o sözlü aydınlar da bunu istiyor. Hadi dışarıdakileri anladık da içerideki mankurtların durumu bizi gerçekten üzüyor. Erdoğan 29 Ekim kutlamaları ile ilgili yeni uygulamayı da ilk kez açıkladı. 28 Ekim'de 81 ilden gelecek 810 kişi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanacak. Biz 28 Ekim günü öğle vakti yine burada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sadece ve sadece 81 vilayetimizden Cumhur'un yani milletimizin, halkımızın katılacağı bir resepsiyon veriyoruz. 81 ilimizden her birinden herhangi bir ünvanı, herhangi bir resmi görevi olmayan onar vatandaşımızı burada ağırlayacağız. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erzincan'daydı bugün, vatandaşlarla bir araya geldi. Onun da gündeminde terör vardı. Terörü kınadı, terörü bitireceğini söyledi ve devam etti. Dedi ki sevgili seyirciler, eğer ki huzuru getiremezsem ben giderim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kars'ta konuştu. Gündeminde Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu operasyon vardı. Size şunu söylemek isterim. Türkiye'de adına ne derseniz deyin. İster Kürt sorunu, ister terör sorunu, ister başka bir sorun, ister toplumsal sorun. Bu sorunu Cumhuriyet Halk Partisi dışında hiçbir parti çözemez. Kılıçdaroğlu terörü bitirme sözü verdi. Huzuru sağlayamazsam giderim dedi. Kardeşlerimiz bu sorundan mağdurlarsa, bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyorlarsa oy verecekleri tek parti var, o da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bakın ben bunu açık yüreklilikle söylüyorum. 13 yılda çözemedi, 13 yılda. Ben 4 yılda çözeceğim diyorum. Türkiye'yi terör belasından, Orta Doğu bataklığından kurtaracağım. Kemal Kılıçdaroğlu vaatlerini Erzincan'da sürdürdü. Taşeron işçilere kadro sözünü tekrarladı. Diyorlar ki bunlara nasıl kadro vereceksiniz? Allah'ın izniyle 1 Kasım'da başbakan yapın, kadro nasıl verilirmiş herkes görsün. Kemal Kılıçdaroğlu Erzincan'ın ardından Sivas'a geçti. Efendim Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul'daydı bugün. O da sanayicilerle bir araya geldi. Ekonomik gelişme için siyasi iktidarın önemine vurgu yaptı. 7 Haziran'dan sonra muhalefetin almış olduğu tavrı eleştirdi. Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nun kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Başbakan Ahmet Davutoğlu İstanbul İMES Sanayi Sitesi'nde düzenlenen kahvaltıda konuştu. Sanayicilere ekonomik büyüme için siyasi istikrarın önemini anlattı, muhalefeti eleştirdi. Herkesin ne söylediğini görüyorsunuz, neler yaptığını. 7 Haziran'dan bu yana ülke yönetim boşluğuna düşmemesi için bizlerin neler yaptığını da görüyorsunuz. Diğer partilerin sergiledikleri tutumu da yakından gördünüz. Aslında bu 4 ay bizim karamsar bir tablo çiziyorlar. Bu tabloyu çizerek Türkiye'de üretim çarkları ve bütün ticari ekonomik faaliyetler durmuş gibi felaket tellallığı yapanlar var. Halbuki Ağustos ayında sanayi üretiminde artış söz konusu oldu. Bazı çevreler ister ki Türkiye yönetim boşluğuna düşsün, bir kaos yaşansın, üretim düşsün ve onlara siyasi alanda yeni bir manevra alanı açılsın. Bizim için ise böyle bir hesap söz konusu değil. Siyasetin üslubu felaket tellallığı olmamalı. Siyasetin üslubu milletin moralini bozmak değil, milletin moralini yükselterek sanayicilerimizin üretim ve istihdam şevkini artırmak olmalı. Başbakan Türkiye yönelik karalama kampanyalarına tepki gösterdi.
Siyaset çözüm üretmeye, hedef koymaya, proje geliştirmeye odaklanmalı. Bu anlamda Türkiye'nin son 13 yılı muhteşem bir yönetim tecrübesi sağladı. Siyasi istikrar ve güven iklimi tesis edildikten sonra her alanda Türkiye ayağa kalktı. Felaket tellalları ki tabir olarak zikretmekten çok hoşlanmam ama neredeyse felaket baykuşları çıktı. Karanlık havalar, karanlık psikolojileri ülkeye yaymak isteyenler. Bu külliyen, bu felaket tellallığı ülkeyi külliyen pesimist, karamsar bir psikolojiye sokma çabası inşallah başarı ulaşamayacak. Davutoğlu Kılıçdaroğlu'nun organize sanayi bölgesinde meslek lisesi açma vaadini hatırlattı. Biz bunu yıllardır uyguluyoruz dedi. Biliyorsunuz bugünlerde Sayın Kılıçdaroğlu sık sık organize sanayi bölgelerinde meslek liseleri kurulacağını söylüyor. Kuracağını. Yıllardır biz bunu uyguluyoruz. Yıllardır uyguluyoruz. İşte burada da var, her yerde var. Konya'da ayakkabıcılar sanayisine gittiğimde çok güzel Kundura meslek lisesi vardı. Ama tabii Sayın Kılıçdaroğlu gelişmeleri takip edemediği için, sosyal hayatında içinde olmadığı için bilmiyor. Herhalde hiçbir organize sanayi bölgesini gezip bu imkanları görme şansı olmadı. Yoksa bu kadar iddialı bir vaatte bulunamazdı. Davutoğlu daha sonra Ümraniye'de bulunan bir sanayi sitesini ziyaret etti. Sloganlarla karşılandı. İşçileri geri çevirmedi başbakan. Fotoğraf çektirmek isteyenlerle poz verdi. Davutoğlu elinde AK Parti bayrağı bulunan iki çocuğu sevdi, oyuncak hediye etti. Efendim yaşadığımız her an daha önce hayal ettiklerimizden ibarettir aslında çoğu zaman. Çünkü hayallerimizi bir kez daha gözden geçirmemiz için Cumhuriyet Üniversitesi Şiir Edebiyat ve Tarih Topluluğu önce Hayal Et isimli bir program tertip etti. Programda öğrenciler şiirlerini seslendirdi, hikayelerini okudu. İşte o yılları yad ettikleri görüntüleri getiriyoruz ekranlarımıza. Demek ki ömrüme nasip olsun. Bir ömür ayırmayın. Hiçbir dünyalarından şikayet etmem. Onun kendimi de yolunda ayırmam. Cumhuriyet Üniversitesi Şiir Edebiyat ve Tarih Topluluğu, hayallerimizi bir kez daha gözden geçirmemiz adına önce Hayal Et konulu şiir dinletisi düzenledi. Hayal sizlere. Çünkü 3 yıldır Şiir Edebiyat Tarih Topluluğu olarak her ay, her 1-2 ayda bir devamlı şiir dinletisi yaptığımız için, bizleri hiçbir programa yalnız bırakmadığımız için bu alkışlar size gelsin. Tekrar ayağınıza güvenilir sanıp geldiğiniz için. Programın açılışını yapan Şiir Edebiyat ve Tarih Topluluğu Başkanı Sezer Salmanlı, Nazım Hikmet'ten Biz Başka Severdik şiirini okudu. Gel dediğimizde, istediğimiz yere gelecek değil, gel dediğinde ölüme gideceğimiz yarı sevdik. Mahallesinden geçerken kaldıramadık kafamızı, gören yanlış anlarda adına af gelir diye. Şiir Edebiyat ve Tarih Topluluğu eski başkanı Aziz Mahmut Şahin anlattığı hikayeler ve şiirlerle dinleyiciden büyük alkış topladı. Efendim Leyla'nın Mecnun aşkı o kadar güzeldir ki, fakat sadece beşeri bir aşk değildir Leyla'nın Mecnun aşkı. Manevi bir aşktır. Topukların boşluğu da ucunda derin bir aşk adını çağırır. Bilimliğin parmakların ucunda. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Efendim Kültür Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla aziz şehitlerin anılacağı ve kahramanlık türkülerinin seslendirileceği konser 28 Ekim 2015 Çarşamba günü Atatürk Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verecek. Atatürk Kültür Merkezi'nde 28 Ekim saat 19.30'da yapılacak konserde kahramanlık türkülerinin anlatılacağı çeşitli yörelere ait parçalar seslendirilecek.
konserde koro sanatçılarının yanı sıra Sivas Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde kahramanlık türküleri de seslendirerek dinleyicilere duygusal anlar yaşatılacak. Konser öncesi Şef Yardımcısı Tanju Durak yönetimindeki son provalarını yapan Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşatacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Koro Şef Yardımcısı Tanju Durak, konsere hazırlık aşamalarını anlatarak konserin içeriği hakkında bilgiler verdi. Biz bu olayda çok değerli belediyemizin Mehteran takımıyla beraber özel bir çalışmayı yaptık. O gecede onlar da bize manevi destek veriyorlar. Bizim hazırlığımız genelde Cumhuriyetimize yakışacak güzel türkülerimizden seçtik. Solist arkadaşlarımız da var tabii koronun haricinde. Daha sonra da sürprizlerimiz içerisinde değerli Mehter takımını sizlerle buluşturacağız. Türk Halk Müziği Korosu sanatçılarından Zahid Özdemir ve Burak Çakır konsere tüm Sivas halkını işte bu sözlerle davet etti. Cumhuriyetimizin 92. yıl dönümünü çarşamba günü akşam çok güzel bir konserle geçireceğiz inşallah. Çok yoğun bir hazırlık yaptık güzel türkülerimizle, repertuarımızla. O akşam sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Ve Sivas halkında çarşamba günü akşam 19.30'da gerçekleşecek herhalde. 19.30'da gerçekleşecek olan konuklarımızı, herkesi bekliyoruz efendim konserlerimize. Sevgiler gönderiyoruz şimdiden. Gerek aziz şehitlerimizi anarak, gerek bu bayram coşkusunu kahraman türküleriyle yaşayarak sevgili Şef Tanju Durak abimizle beraber güzel bir konser hazırlık dönemi geçirdik. Tüm halkımızı 28 Ekim'deki konserimize bekliyoruz. 29 Ekim'i anma konseri olarak. Tüm Sivas şehrine ve halkına buradan selam olsun. Duyurumuzu sizler aracılığıyla yapmış olalım. Teşekkür ederim. Türk Halk Müziği Koro Müdürü Murat Karakuzu ise çeşitli sürprizlerin olacağını belirttiği konser hakkında bilgiler aktardı. Cumhuriyetimizin 92. kuruluş yıl dönümünü Sivas'ımızda Türk Halk Müziği Koromuz ve Sivas Belediye'mizle ortaklaşa düzenleyeceğimiz Mehter takımımızın da olacağı sürprizlerle dolu güzel bir konserle, güzel bir programla anmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu güzel programa 7'den 70'e Sivas'ımızda herkesi Atatürk Kültür Merkezi'ne bekliyoruz inşallah. Efendim bültenimize spor turu ardından hava durumu ve ekonomiyle devam ediyoruz. Medikana Sivasspor Okan Buruk ile sözleşme imzaladı. Sergen Yalçın'ın yollarını ayıran kırmızı beyazlı ekip Okan Buruk ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Okan Hocam. Anlaşmanın ardından kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz açıklamada bulundu. Bu süreçte Okan hocamızın sevilen kişiliği ve çalıştırıcılığıyla, başarılarıyla geçtiğimiz sene Gaziantep'teki başarılarıyla kulübümüzün her türlü yapısına uygun bir hoca olacağını takdir ettik yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte ve kendisini bugün buraya davet ettik ve çok kısa süren bir görüşmeyle de takımımızı teslim ettik hocamıza. Kendisine de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şimdilik böyle ama Okan hocamızla geçmişten beri tanışıklığımızda söz konusu kulübün yapısı, kendisinin karakteri ortada. Bu şehre, bu takıma uygun bir hoca olduğunu düşünüyoruz. Okan Hoca için de en iyi takımlardan bir tanesinin Sivasspor olduğunu düşünüyoruz. Medikana Sivasspor'un yeni teknik direktörü Okan Buruk ise kendisini bu göreve layık gördükleri için Medikana Sivasspor yönetimine teşekkür ederek açıklamada bulundu. Zor bir dönem ama zor dönemler özellikle birlik olursak, beraberlik olursak hem biz burada kendi içimizde hem de taraftarımız, şehrimiz bir arada birlik içinde bu zor dönemi kolay bir şekilde Allah'ın izniyle
kutlatmak istiyoruz. Ben de Sergen Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Ona da bundan sonraki hayatında başarılar dilemek istiyorum. O da tabii ki çok bizim jenerasyonun önemli hocalarından biri. Bu sene burada şanssız bir dönem geçirdi. Bundan sonraki hayatında o da çok başarılı olacaktır. Dediğim gibi çalışmaya geldik. Burada bütün enerjimizi verip ekibimle birlikte bu takımı en iyi olduğu yere götüreceğiz. Takımımız hak etmediği bir yerde. İnşallah bundan sonraki haftalar Allah da bize daha çok yardım eder. Özellikle sonuç anlamında zaman zaman baktığımızda iyi oyunların sonunu getiremeyen bir takım da vardı. Biz bunu geliştirip özellikle psikolojik anlamda oyuncularımızı geliştirip onları da bu çemberin içine alıp, çünkü en büyük sorumluluk onlar da bizde. Başkanımızın da dediği gibi, yani burada teknik adam her şeyi yapıyor, her şeyi yapmaya çalışıyor, bazen olmuyor. Ama oyuncularımızı da bu grubun içine alıp, bu sorumluluğun içine alıp en iyi yere götürmeye çalışacağız kulübümüzü. Hayırlı olsun. Burada olduğum için tabii ki mutluyum. Sezon başından beri gelen teklifler olmuştu. Beklemiştim ama Sivasspor'un benim için doğru bir kulüp olduğunu görüyorum. Burada tabii ki yönetimimizi, başkanımızı çok eskiden beri tanıyorum ama yönetimimizi de görünce, tesisler olsun, kulüp yapısı inşallah bizim için de çok hayırlı olacak. Medikana Sivasspor yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Okan Buruk antrenman öncesi futbolcularla kısa bir süre toplantı yaptı. Toplantının ardından ısınma hareketleri yapan Yiğidolar daha sonra iki grup halinde 5'e 2 top çalışması yaptı. Medikana Sivasspor antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yaparak idmanı tamamladı. Antrenman öncesinde de Medikana Sivasspor Teknik Direktörü Okan Buruk mikrofonlara açıklamada bulundu. Takımın içinde olduğu durum belli. Aslında oyun olarak çok kötü bir yerde değil. Biraz sonuç olarak ve puan sıralamasındaki yer olarak çok iyi yerde, çok iyi bir yerde olmadığımızı biliyoruz. Zaten Sergen Hoca'nın ayrılması bizim buraya gelmemizin nedenlerinden en baş neden de bu. Sergen Hoca döneminde de aslında oyun olarak önemli işler yaptılar ama sonuca yansımayan çok fazla beraberliğin oldu. Son iki haftada mağlubiyetin oldu. Bir ortam oluştu. Puan durumundaki yerini hak etmeyen bir Sivasspor var. Oyun olarak baktığınızda çok daha iyiye gidecek ve bundan sonra kazanabilecek. Ligde maç kazanamayan bir Sivasspor var. Burada kazanmaya oyuncularımızı tekrar başlatmamız gerekiyor. Bunun için buradayız. Güzel bir şehre geldik, güzel bir kulübe geldik. Baktığınızda daha kurumsal ve oyuncuların mutlu olduğu hem maddi anlamda hem manevi anlamda. Ve gerçekten burada çok başarılı bir yönetim var. Ve bundan önceki oynadığımız dönemde de gördük, futbolcuyken de gördük. Teknik direktörlük döneminde de gördüm. Yani stada gittiğinizde takımını sonuna kadar destekleyen bir Sivasspor taraftarı var. Tekrar bir arada birlik olma zamanı. Bu zor süreçten hep beraber çıkacağız. Hem şehrimiz, hem yönetimimiz, hem futbolcularımız, hem bizler en iyisini yapıp bu içinde olduğumuz kötü durumdan çıkacağız. Takımda eksiklikler var, cezalılar var. Çok da aslında sıkışık bir program. İki gün sonra maça çıkacağız. Bugün antrenmana başladık ama hiçbir bahaneye sığınmadan kazanmak için ne gerekiyorsa Bursa deplasmanında yapacağız. Bunu hazırlanıyoruz. Bugün antrenmanla başlıyoruz. Daha sonra kamp yaptığımız otelde de gerekli çalışmaları yapıp özellikle oyuncuların maç analizlerini yapıp bundan önceki maçlarını hem Bursa Spor'un da analizini iyi bir şekilde yapıp geri kalan süreci de orada sürdüreceğiz. Antrenmanı kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti. Hava durumunu sunar.
Efendim bu haberle birlikte bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum. Yarın yine aynı saatte 19.45'te 4 Eylül TV ana haberde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, bizimle kalın.